Sayın Genel Başkanım, bizleri evlerinde izleyen değerli yurttaşlarımız ve sevgili basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın Yaşamak Projesi'nin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Ben öncelikle kadınların gücüne inanan, bizlere güvenen ve yolumuzu hep açan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Projemizin tanıtım toplantısını önemli bir günde gerçekleştiriyoruz. Bugün ülkemizde kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 86. yılı. Birçok gelişmiş ülkeden önce kazandığımız bu hak, ilk günden beri kadınlar tarafından büyük bir hevesle sahip çıkıldı. Kadınların seçme seçilme hakkını kazanmasının ardından yapılan ilk seçimlerde kadınlar akın akın sandıklara koştular. 1935 yılında yapılan ilk seçimde sandığa gitme oranı %80'lerdeydi. Oy verenlerin %48'ini kadınlar oluşturuyordu. Bu seçimde meclise 17 kadın milletvekili girdi. 1936 yılında yapılan ara seçimle bir kadın milletvekili daha meclise dahil oldu ve böylece toplam 18 kadın milletvekiliyle temsil edilmiş oldu ilk dönemki meclis, seçme seçilme hakkı kazanından sonraki ilk dönemki meclis. Bu o zamanki milletvekili sayısına oranlandığında %4.6, yani kabaca %5'e denk düşen bir orandır. Peki o günden bugüne nasıl bir yol kat ettik? 1934 yılından bu yana yapılan seçimlerde toplam 11.385 milletvekili meclise girdi. Bu vekillerin ise sadece 598'i kadındı. Yani oranlayacak olursak gene %5. Yıl 1934, ilk seçim yapılıyor 1935, kadın milletvekili temsil oranı %5. Yıl 2020, 1935'ten 2020'ye kadar seçilen tüm milletvekilleri arasında gene kadın milletvekili oranı %5. Yani bir arpa boyu bile yol kat edilememiş ne yazık ki. Özellikle son 18 yılda kadın erkek fırsat eşitliği konusunda o kadar geriledik ki kadınlar en temel hakkı olan yaşam hakkını kaybetmeme mücadelesi verir hale geldi. İşte biz de bu önemli günde bu durumu biz kadınların değiştireceğine olan inançla Yaşamak Projesi'ni hayata geçirmeye karar verdik. Projenin adı Neden Yaşamak? Yaşama hakkı dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez olan en temel insan hakkıdır. Maalesef bu hak ülkemizde kadınların elinden alınıyor. Biz de bu yüzden yaşam bir haktır dedik. Hem birlikte hem de ayrı ayrı okunduğunda farklı anlamları içinde bulunduran ve umut dolu olan bir isim ürettik. Peki logomuz ne anlama geliyor? Şiddetin panzehiri olan sevginin sembolü kalp ile lokasyon işaretini iç içe geçirdik ve dedik ki yaşamak şiddetin son bulma adresidir. Neden böyle bir projeye ihtiyaç duyduk? Ne yazık ki ülkemizde bir cins kırım yaşanıyor. Kadınlar sırf kadın oldukları için katlediliyor, sırf kadın oldukları için şiddete maruz kalıyor. Ülkeyi yönetenler ise kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda samimi bir tavır içerisinde değil. Biz bu projeyle tüm şiddet gören kadınlara destek olmayı hedefliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sığınacakları bir yuva olarak görmelerini istiyoruz, arzu ediyoruz. Peki projede kimler görev alacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilindeki tüm kadın örgütleri bu projede görev alacaktır. Biliyoruz ki kadının halinden yine en iyi kadınlar anlar. Çünkü biz kadınlar görünmez ipliklerle bağlıyız birbirimize. Amacımız ne? Amacımız sadece şiddet gören kadınların yaşam hakkını savunmak değil, aynı zamanda bu yaşama yön vermek, değiştirmek. İşte bu değişim birlikte kuracağımız eşit ve aydınlık yarınların habercisi olacak. Peki ne yapacağız? 7/24 çalışacak olan bir çağrı merkezi kurduk genel merkezimizde. Pazartesi günü saat 10'dan itibaren hizmete girecek olan bu
çağrı merkezi kanalıyla korkutulmaya, sindirilmeye, dört duvar içerisinde şiddetin her türlüsüne maruz bırakılmaya çalışılan kadınları onların sesiyle kucaklayacağız. Aynı zamanda yaşamak.com web sayfamızdan bize elektronik posta ile ulaşmalarını sağlayacağız. Dayanışarak, mücadele ederek örgütlü ve sağlam temeller atacağız. Sloganımız ne? Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak kadınlarla temas kurduğumuzda şunu gördük. Türkiye'de şiddete uğrayan birçok kadın baskı, korku ve güvensizlik nedeniyle gördüğü şiddeti dile getiremiyor. Bu şiddetle kendini değersiz hissediyor. Kendini anlatamadıkça yalnızlaşıyor. İstemese dahi kendini toplumdan soyutluyor. Oysa böyle olmak zorunda değil. Bu nedenle sloganımız şöyle oldu. Yalnız değilsin, biz varız. Bu şiddeti durdurmaya kararlıysan yalnız değilsin, biz varız. Yalnız değilsin, biz varız. Hakkını ara. Şiddetin her türlüsünü durdurman için yaşamak lazım. Evet, müziği yorumlayan sanatçımız, değerli sanatçımız Çiğdem Erken'e de çok teşekkür ederiz. Peki ne yapacağız? Şiddet gören kadınlar ya haklarını bilmedikleri için ya da kendilerini yalnız ve çaresiz hissettikleri için bu sarmaldan kurtulamıyorlar. Ülkeyi yönetenlerin kadını erkekle eşit görmeyen zihniyeti ise bu süreci daha da zorlaştırıyor. Bazı devlet görevlileri şiddet konusuna karşı duyarsız yaklaşıyor, yasaların gücü yargı kararlarına yansımıyor. Örneğin, 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut, 4 saat önce karakolda şikayette bulunmuştu. Gene eski kocası tarafından satırlı saldırıyla katledilen Ayşe Tuğba Aslan, daha öncesinde 23 kez savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve takipsizlik kararı verilmişti. İşte biz, kadınlar göz göre göre öldürülmesin, şiddet görmesin diye, tek bir kız kardeşimizin bile kirpiği yere düşmesin diye onlara destek olacağız. Ama öyle demek istemiyorum. Ama tek sefer gitmiş. Ama bir daha olmayacak dedi. Ama benim sevdim. Amalarla avutma kendini. Hiçbir şiddetin bahanesi olmaz. Eğer şiddet görüyorsan kendi için, geleceğin, hayat, çocukların için endişeleniyorsan biz buradayız. Barınma ihtiyacını karşılayıp psikolojik destek sağlayacağız. Hukuki destekle avukat sağlayacağız. Duruşmalar seninle beraber takip edip hep yanında olacağız. Kadın dernekleriyle işbirliği içinde daha iyi bir hayat kurman için destek olacağız. Korkma. Bu şiddeti durdurmaya kararlıysan yalnız değilsin. Biz de. Evet, kısaca tekrar özetlemek gerekirse, barınma ihtiyacı olan kadınların yerel belediyelerimizin desteğiyle sığınma evine yerleştirilmesini sağlayacağız. Barolar ile yaptığımız işbirliği ve partili avukatlarımız sayesinde şiddet gören kadınlara hukuki destek vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarını zaten takip ediyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Mağdur olan kadının ya da yakınını kaybetmiş olan ailenin yanında yer alacağız. Biliyoruz ki kadın platformlarının ve kamuoyunun takip ettiği davalar daha adil kararlarla sonuçlanıyor. Ücretsiz psikolojik destek hizmeti sağlayacağız. Şiddet gören kadınların karakollarda, savcılıklarda, adliyelerde yanında olacağız, onlara destek vereceğiz. CHP Kadın Kolları ailesi olarak şiddet gören tüm kadınların yaslanacağı bir sırt olmakla kalmayıp, aynı zamanda onların kadın dernekleriyle de bağlantı kurmasını sağlayacağız.
Böylece kadın dayanışmasını ve kadın örgütlenmesini de güçlendireceğiz. Bu proje ülkemize ne sağlayacak? Yaşamak projesi ile Türkiye'nin en temel 5 sorunundan birine, yani kadına yönelik şiddete çözüm üreteceğiz. Biz kadınlar çok iyi biliyoruz ki ülkeyi kin ve nefretle yönetenler, mafya bozuntularına alan açanlar şiddetle mücadele edemez. Bu nedenle hangi siyasi görüşten olursa olsun biz tüm kadınların yanında olacağız. Ayrıca bu projeyle Türkiye'nin şiddet haritasını çıkartacağız. Yaşamak bize bölgelerin özgün yapısına dair veriler sunacak. Nerede erken yaşta zorla evlilikler var? Nerede psikolojik şiddet daha yaygın? Bilgi sahibi olacağız. Bu şiddet türlerini besleyen nedenleri saptayacağız. Böylece ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidara geldiğimizde bu sorunları kökten çözeceğiz. Değerli yurttaşlarımız ve sevgili basın mensupları, biz kadınlar attığımız her adımla yaşamın bize sunduğu tüm haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mücadelemiz yaşama dairdir. Mücadelemiz geleceğe dairdir. Mücadelemiz sözümüzün her alanda eşit yükseldiği bir Türkiye hayaline dairdir. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi bu ülkeyi kuran ve kurtaran parti olarak bizlere büyük sorumluluk yüklüyor. Bizler şiddetle ve şiddeti üretenlerle baş etmeye, eşit, demokratik, kadınların güven içinde yaşadığı layık bir Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız. Eşitlik mücadelemizde yolumuz uzun, yolumuz meşakkatli ama yolumuz dayanışma ve hayatla dolu. Ben projemize göstermiş olduğunuz ilgiye ve ilerleyen günlerde vereceğinizden emin olduğumuz desteğe şimdiden teşekkür ediyorum ve sözü Sayın Genel Başkanımız Kemal